Şimdi aşağıdaki örneği siz uygulayın. Herhangi bir dokümanı istediğiniz bir akademisyenle paylaşın. Şimdi bu örneği adım adım uygulayalım. Daha önceden yüklemiş olduğum iki dosyamı bir akademisyenle paylaşmak istiyorum diyelim. Önce dosyalarımı seçiyorum. Daha sonra sharing kısmına geliyorum. Buradan istediğim kişinin adını seçiyorum. Mesela ben dosyalarımı Orhan Cüroğlu'na göndermek istiyorum ve Orhan Cüroğlu'nu sharing dediğimde dosyalarım Orhan Cüroğlu'na başarıyla gönderildi. Şimdi bu gönderdiğim dosyaların Orhan Cüroğlu'nun hesabından nasıl göründüğünü merak ediyor olabilirim. Bunun için kendi hesabımdan çıkış yapıyorum. Ve Orhan Cüroğlu'nun hesabına giriş yapıyorum. Sol tarafta menüde gördüğünüz gibi Ercan Top'tan bir dosya gelmiş bana. Bakıyorum. Deneme klasörü altında B ve Ayşe adlı dosyalar gelmiş. Ve burada yüzdelik oranları da görünüyor. Her şekilde. Burada yüzdelik oranına tıklayıp girdiğimde makaleyle ilgili her türlü ayrıntıyı görebilirim. Burada gördüğünüz gibi. Doküman paylaşma işlemi bu kadar.